Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bugün 21 Kasım 2017 Salı. Sevgili izleyiciler, Kastamonu merkezde yayın yapan gazetelerimizin başlıklarını aktarmak üzere Akgün TV stüdyolarından bir kez daha merhaba diyoruz. Evet, gündem Mutluydu gazetesiyle başlayacağız. İlimizde ve bölgemizde yoğun kar yağışı bekleniyor. Salı günden itibaren 3 gün boyunca kar yağışı var. Sürmanşet'ten de bu haber paylaşılmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre Bolu ve Kastamonu ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde başlayacağı tahmin edilen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yapex'te belediyenin standı yoğun ilgi gördü. Antalya 15-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen 25. Yapex Restorasyon Fuarı'nın göz bebeği Kastamonu oldu. Taşeron yasası meclise gelmeye hazırlanıyor. Uzun zamandır gündemde olan konu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozsağ, Aralık sonu veya Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasanın meclise geleceğini ve sonuçlandırılacağını söyledi. En fazla yatırım merkeze, en büyük sorunlarının su ve yol olduğunu dile getiren muhtarlar, kurum müdürlerinden bu konularda çözüm istesi ve merkez mahalle muhtarları ile köylere bağlı köylerdeki muhtarlarla bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz bir toplantı gerçekleştirdi ve sorunları dinledi. Kirli su çiftçileri hasta ediyor. İlgilenen meclis Kasım ayı bütçe görüşmeleri dünkü oturumla sürdü. Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü bütçesi hakkında da bilgi verildi. Abana Ankara'ya taleplerini iletti sevgili izleyiciler. Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan, Abana Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Akçınar'la Ankara temaslarında bulundu deniliyor. TOKİ konutları tarihi dokuyu taşıyacak. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kastamonu Örencik Köyü mevkiinde inşa edilecek 316 konutun ihalesinin değerlendirme süreci sürüyor. Diyanet Sen, Tosya ilçe müftüsünü kınadı. Diyanet Sen Başkanı İrfan Bakır, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıda ilçe müftüsü Eyüp Demir'in sendikalara ve imamlara yönelik açıklamalarına değinerek müftü Demir'i kınadı deniliyor. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ise Kastamonu'da et fiyatları çok yüksek değil demiş. Müftülükten terörle mücadeleye spotlu destek, sağlığa kişi başına 1524 lira harcandı. Ev pansiyonculuğu eğitimi teknik iziyle taçlandırıldı denilmiş. Ve Doğru Söz gazetesine bakıyoruz. Eyüboğlu Kastamonu'nun Avrupa Kupası'nı mutlaka kazanacağına inanıyorum demiş sürmanşetten. Gezici Festival 12-14 Aralık tarihleri arasında Ankara Sinema Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival Kastamonu'da olacak. AK Parti'de bugün temayül günü var. Aday sayısının ona yükseldiği belirtiliyor. Evet. Babaş çocukların yarınları için çalışmalı ve üretmeliyiz demiş. Doğru Söz gazetesinin ana manşetten verdiği haber, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur'la ilgili kafalardaki soru işaretleri dağılmaya başladı. Hayvan pazarında hareket başladı. Yapex'in gözdesi Kastamonu oldu. Taşköprü otogarı inşaatı tam gaz devam ediyor. Kimyasal atık sularla yapılan tarımdan kurtulmak için yatırım programını bekliyoruz. Arıtma için top DSİ'de. Ev pansiyonculuğu kursiyerleri Safranbolu'ya teknik gezi düzenledi. Yine Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor. Ilgaz'da sonbahar fotoğraf meraklılarını büyülüyor denilmiş. Gerçekten yeşilin her tonunu, kahverenginin her tonunu görebilmek mümkün bu bölgede sevgili izleyiciler. Evet, Nasrullah Gazetesi'ne bakalım. Nasrullah Gazetesi'nde Osman Hoca'yı kaybettik demiş. İlimizin duayen eğitimcilerinden emekli matematik öğretmeni Osman Ulu da rahatsızlığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Allah'tan rahmet diliyoruz. AFAD'dan Kastamonu için kritik uyarı, kar kapımızda. AFAD Kastamonu ve çevresine kar uyarısı yaptı. İlimizin yüksek kesimleri dün geceden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisine girdi. Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan bugün Kastamonu'da sevgili izleyiciler gözler AK Parti'de. Yeni il başkanı kim olacak? Bu konuyla ilgili şu ana kadar 10 başvuru olduğu belirtiliyor. AK Parti Teşkilat Temayül Yoklaması bugün gerçekleşecek. İlk elemeyi Hacı Turan yapacak. CHP'de kongre maratonu başlıyor. Heyecan bugün Taşköprü'de denilmiş. İl Genel Meclisi'nde bütçe maratonu sürüyor. Kastamonu Handball'de önemli işler yapıyor. Ev pansiyonculuğu eğitimi teknik geziyle taşlandırıldı. DSİ'den İl Genel Meclisi'ne kirlilik cevabı söz konusu. Kirliliğin önüne geçilebilmesi için atık su arıtma tesisi ivedilikle devreye alınmalı denilmiş. Yapex'in göz bebeği ise Kastamonu oldu deniliyor. Tosya müftüsünün sözleri tepkileri beraberinde getirdi. Acizlik, kanun bilmemezlik Diyanet Sen bu konuda açıklamada bulunmuş. Açık Söz gazetesine bakalım. Türk Toraks Derneği'nden korkutan açıklama, zehir soluyoruz.
Türkiye partikül madde kirliliği illere göre yıl ortalaması Kasım 2016 ve 2017 tarihleri arası ile ilgili bir paylaşımda bulunmuş. Türk Toraks Derneği tarafından 18-19 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu'nda Türkiye'nin Kasım 2016-2017 tarihleri arasında hava kirliliği haritası açıklandı. Bu harita %67'si orman varlığıyla olan ilimizin havasının Karabük, Kocaeli, İstanbul gibi bir sanayisinin gelişmiş olduğu şehirlerden bile geride olduğu gözler önüne sererdi. Kastamonu'nun bu değeri %53 olurken bu değer Karabük'te %47, Kocaeli'de %44, İstanbul'da ise %48 olarak gerçekleşti. Dünya Sağlık Örgütü PMO'da 20'nin üzerindeki değerleri kirli olarak kabul ederken Sağlık Bakanlığı ise 48'in üzerindeki değerleri sağlıksız olarak kabul ediyor. Kastamonu'da bu değer 53 sevgili izleyiciler. Evet, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz yolun yarısındayız demiş. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur et fiyatlarımız yüksek değil demiş. Ortalama Kastamonu'da kıyma 36 lira, kuşbaşı ise 38 lira 90 kuruştan satıldığı belirtiliyor. Konaklar pansiyon olacak. Efex'in gözbebeği Kastamonu olduğu denilmiş. Karkapı'da Bakır'dan sert tepki. Atık su arıtma tesisi 20 Şubat'ta bitirilecek. Emlak vergisi ödemeleri için son gün ise 31 Aralık sevgili izleyiciler. Kastamonu gazetesine bakalım. Kastamonu Spor'la ilgili bir haber var sürmanşetten. İsmail Ertekin vedaya geliyor. Kastamonu Spor Teknik Direktörü İsmail Ertekin'in 11 haftadır sürdürdüğü görevinden bugün ayrılması bekleniyor. Hafta sonunda Sancaktepe'ye de 1-0 yenilmişti Kastamonu Spor. Bu yenilginin ardından böyle bir karar almış. Meteorolojiden kar uyarısı, Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Osman Hoca'yı kaybettik demiş gazete. Hizmet İş'ten yerli otomobil açıklaması, hayal kurmaktan korkmayalım Mustafa Faca'nın bugünkü köşe yazısı. Yine İlgiler Meclisi'nin DSİ'den beklediği cevap geldi. Kirliliğe karşı atık su arıtma şart. Temayül günü AK Parti yeni il başkanını arıyor. Adaylar arasında Hakan Aydoğan, Ufuk Ayvacı, Cevdet Çelik, Serdar Kulaksızoğlu, Yaşar Özdemir, Tamer Tafracı, Doğan Ünlü, Taceddin Tan, Devletan Yazımcı ve Tuncay Yılmaz bulunuyor. Yine Eşref Can ve Mehmet Ataş'ın da aday olabilme ihtimali var denilmiş. Bugün öğlene kadar belli olacak ve ilk yoklama AK Parti'de yapılacak. Pamuk Şekerci Şenol'dan ekonomi yorumu: meslek ölmedi, piyasa öldü. Kahraman yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu sevgili izleyiciler. Konuyla ilgili dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim vardı. İsmail Kahraman yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı seçilmişti. Kastamonu'dan milletvekili Hakkı Köylü'nün ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için geçmişti sevgili izleyiciler. Diyanet İşleri'nden Tosya Müftüsü'ne bir tepki gelmiş. Ev pansiyonculuğu eğitimi teknik geziyle taşlandırıldı. Belediye Yapex'ten memnun ayrıldı başlıklarını görüyoruz. Ve Tosya'ya uzanalım, bakalım Tosya'da hangi haberler var. Tosya Açık Söz gazetesinin bugün sürmanşetten verdiği haber, işte Türkiye'nin uzay üssü denilmiş. Yine Bakan Albayrak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz diyor. Vali Sayın Yaşar Karadeniz annelerle yeni ümitler, yeni hayatlar proje etkinliğine katılmış. Yapex'in gözbebeği Kastamonu oldu. Hedefimiz ülkemize Avrupa Kupası kazandırmak. Diyanet İşleri'nden basın açıklaması, Türk Diyanet Vakıfsan basın açıklaması yaptı deniliyor. Yine Tosya'da yayın yapan günün aynı zamanda son gazetesi sevgili izleyicilerimiz, Tosya Haber 37 gazetesi. Bayanlar handbolda Avrupa seferine çıktık deniliyor sürmanşetten. Davet Turumre kafilesi dün yola çıkmış. Kastamonu Spor 1966 Teknik Direktörü Ertekin istifasını verdi deniliyor. Ana manşetten verilen görev, herkes kendi görevini yapsın. Diyanet Vakıfsan Genel Başkan Yardımcısı Kenan Akın açıklamaları var. Ve Kastamonu Dünya Kültür Başkenti olmaya yakın, altında rekor seviye dolar kurundaki artış da devam ediyor. Yine 2021'de seri üretime geçilmesi planlanan milli otomobil fabrikası için girişimler hızlandı. Yerli otomobil fabrikası Kastamonu'ya yakışacak. Taşköprü otogar inşaatı yükseliyor. Yapex'in gözbebeği Kastamonu olmuş. Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk sevgili izleyicilerimiz. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.